Sayın Bakanım, öncelikle programımızın açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Abdülselami Delibalta'yı mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok değerli bakanım, değerli belediye başkanım, AK Parti İl Başkan Yardımcım, 2. bölge AK Parti milletvekili adayım, eski Fatih İlçe Başkanı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanım, meclis üyelerim, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, cami derneklerimizin değerli başkanları, amatör spor kulüplerimizin çok değerli başkanları, velhasılı değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması kahvaltımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradaki hazırın değerli başkanlarımızla Zeytinburnu için, Zeytinburnu hemşehrilerimiz için daha iyi, daha güzelini yakalamak adına birlikte dün çalıştık, bugün çalışıyoruz, yarın da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah el birliğiyle Zeytinburnu'ndaki hemşehrilerimize daha iyi hizmet etmek, onların yaşam standartını daha da yukarıya taşımak için el birliğiyle çalışacağız. Öncelikle dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 100 yılın mitingine göstermiş olduğunuz destekten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2 milyonun üstünde bir katılımla gerçekleştirilen miting inşallah 14 Mayıs içinde bizler açısından, hemşehrilerimiz açısından zafer işaretidir. 14 Mayıs'ta da aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza ve onun değerli yol arkadaşlarına, AK Parti'nin milletvekili adaylarımıza dua ve desteklerinizi bekliyorum. Katıldığınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve yine konuşmalarını gerçekleştirmek üzere ilçemize tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet eden Belediye Başkanımız Ömer Arısoy mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, çok değerli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız, İl Başkan Yardımcımız, Milletvekili adayımız, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, gençlik STK'sı ve vakıflarının değerli temsilcileri, başkanları, amatör spor kulüplerimizin değerli başkanları, hemşehri derneklerimiz, cami derneklerimiz, velhasıl güzel Zeytinburnumuzun, güzel evimizin değerli temsilcileri, yol arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, seçime artık günler kaldı. 14 Mayıs'ta yeni ve kutlu bir zafere doğru yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 100 yılını açmaya hazırlıyoruz. Heyecanlıyız. Bu heyecanımız sadece Zeytinburnumuz, İstanbul'umuz, Türkiye'miz için değil, kardeş coğrafyalarımızı, gönül dünyamızı da ilgilendiren, gönül dünyamızı da heyecanlandıran bir büyük yürüyüş. Hepinize teşrifiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Saygıyla selamlıyorum ve sözü asıl sahibine, değerli bakanımıza bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayımız Orhan Narin'i mikrofona davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
Saygıdeğer bakanım, çok değerli il başkan yardımcım Serkan Ağır başkanımız, değerli ilçe başkanı, çok değerli belediye başkanım, kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli temsilcileri, Zeytinburnu'muzun sivil toplum kuruluşlarının çok değerli mensupları, basın mensupları, baharın bu güzel sabahında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, İstanbul gösterdi ki dün 1.700.000'lik mitingle ve bir o kadar da ulaşamayanıyla davasına ve liderine ne kadar sahip çıktığını bir kere daha gözler önüne serdi. Ve biz inanıyoruz ki 14 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden devlet başkanı yapacağız. Büyük Türkiye seçimini kazanacağız. Ve inşallah bir seneye kalmadan Büyükşehir Belediyesi'nde kazanıp bu zaferimizi taçlandıracağız diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efendim, sayın milletvekili adayımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli davetliler, saygıdeğer konuklar, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere programımıza katılımlarıyla onurlandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kürsüyük Yeşilçeri'ni arz edelim. Buyurun Sayın Bakanım. Çok kıymetli ilçe başkanı arkadaşım, Zeytinburnu'muzun çok değerli belediye başkanı, birlikte 14 Mayıs mücadelesini gerçekleştirdiğimiz değerli milletvekili aday arkadaşım ve bu güzel ilçede İstanbul'un kadim ilçelerinden birisi olan Zeytinburnu'nu yaşayan, buranın dokusunu oluşturan, buranın kimliğini ve havasını oluşturan çok kıymetli dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, kıymetli başkanları, ilçe teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolu başkanlarımız ve bugün burada bulunan hemşehri dernekleri başkanlarımız, Türk dünyasının çok kıymetli sivil toplum yöneticileri, onların çok kıymetli başkanları, vakıf başkanları, bu gönül buluşmasına teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken 21 yıldır yaptığı yüzlerce hizmetin yanı sıra, yaşadığı onlarca hadisenin yanı sıra, pazar günü sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle Atatürk Havalimanı'nda Türk siyasi tarihimize yepyeni ve silinmez bir hatıra bırakan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin de Zeytinburnu hemşehrilerimize bu toplantıya mahsus ve özel selamlarını, hürmet ve muhabbetlerini üzerinde bir emanet olarak huzurlarınıza teslim etmek isterim. Allah sizlerden, Allah İstanbul hemşehrilerimizden razı olsun. Dün Atatürk Havalimanı'nda 100 yılın sahiplenmesini ortaya koydunuz. Mitingleri doğru okumak lazım. Atılan sloganların, söylenen sözlerin ötesinde o insanların oraya toplanmasının da kendine ait güçlü bir mesajı vardır. 21 yılın üstüne birlikte atlatılan bu kadar badirenin üzerine küresel güçlerin toplaşıp milletin karşısına dikilmesinin üzerine Türkiye'nin belki de değil öyle siyasi tarihimizin en büyük katılımlı miting rekorunun kırılmasının anlamı milletin kazanımlarına, iradesine ve yüzyılına sahip çıkmasıdır. Dünkü miting alelade bir seçim mitingi değildir. Dünkü miting bir sahiplenme ve alenen milletimizin bir irade beyanıdır. Millet sadece Erdoğan'a oy vereceğini göstermek için oraya gelmedi. Millet
bu yoldan dönmek istemediğini haykırmak için oraya geldi. Millet PKK ile mücadeleye devam dedi. Millet aileyi korumaya devam dedi. Millet Batı ile mücadeleye, rekabete, onurlu duruşa devam dedi. Millet faizle mücadeleye devam dedi. Millet Atatürk Havalimanı'nda Teknofest'e devam, İHA üretmeye devam, otomobil üretmeye devam, denizlerden doğalgaz çıkarmaya devam, Gabar'dan petrol çıkarmaya devam dedi. Millet Ayasofya Camii'sinde namaz kılmaya devam dedi. Ve bu millet, ben seni görüyorum, mücadeleni görüyorum. Hiç endişe etme, ben arkandayım, böyle devam dedi. Bana göre dünün özeti budur. Peki bu duruşunda haksız mıdır bu millet? Elbette ki hayır. Çünkü bu noktaya gelene kadar çok çektik. Bu noktaya gelene kadar bu millet çok örselendi. Dünyanın geliştiği yıllarda bu ülke siyasi istikrarsızlıklarla, ekonomik istikrarsızlıklarla ve güvenlik istikrarsızlıklarla yıllar yılı mücadele etti. Elbette ki o tarihleri yaşayanları iyi hatırlarlar. Bu ülkede seçimler erken yapılırdı. 27 Mayıs ihtilalinden Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişine kadar bu ülkede hükümetlerin ortalama ömrü 461 gündü. Yani 15 ay. 3 aylık hükümetlerimiz oldu. 30 günlük hükümetlerimiz oldu. Bakanlar tebrikleri kabul edene kadar hükümetin düştüğü zaman dilimleri oldu. Darbelerden başımızı alamazdık. Her darbe bizi 10 yıl geriye götürürdü. Allah'a şükür Erdoğan geldi, o işler bitti. Ben 7 yıldır İçişleri Bakanıyım. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır bu ülkenin başında ve artık koalisyon üretmeyen bir sistemimiz var. 15 Temmuz'da bütün dünyayı gördü. Darbelere direnen bir lider ve darbelere direnen Allah'a hamdolsun bir millet var. Ve 21 yıldır hakikaten Türkiye bir büyüme istikrarı yaşadı. Gezi ile çomak sokmasalardı, birileri Gezi'ye destek olmasaydı, Allah bilir hep beraber dünyanın yaşadığı şu ekonomik dalgalanma Türkiye'de hiç yaşanmayacak olacaktı. 2002'de bu ülkenin her 100 lirasının 87 lirası faize, faiz ödemesine gidiyor. Her 100 liranın 87 lirası. Bugün bu oran %10-12 bandındadır. Başımızda bir IMF belası vardı. 27 Mayıs darbesinden sonra bu ülkeye girdi. Tam 19 tane stand-by anlaşmasıyla AK Parti iktidarına kadar geldi. Çok şükür. Ondan da 2013 yılında dikkatinizi çekmek istiyorum. 2013 yılında bir mübarek 14 Mayıs günü son taksitini ödeyip kurtulduk. O da 14 Mayıs'tı. Bir daha da ülkemize sokmadık. Faizler %44'tü. Gezi'nin öncesinde faizler %4'lere kadar geriletmiştik. Bugün yine bir mücadele içerisindeyiz. Faizi düşürüp üretimin önünü açmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür netice de alıyoruz. Enflasyon geçen Kasım ayından beri düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 21 yılda Türkiye tarihinde görmediği büyük yatırımları, hatta mega yatırımları gördü. Tarihinde yapmadığı kadar ihracat yaptı. Bir rakam söyleyeyim. Biz pandemiden önce 168 milyar dolardı ihracatımız. Pandeminin bittiği ve 2022 yılının sonunu tamamladığımız gün ihracatımız 254 milyar dolardı. Bütün dünya patinaj yaparken Türkiye Çin'in üretim kaybını da kendi ülkesinden telafi ederek Avrupa'ya ve bütün dünyaya ihracat yaptı, üretim yaptı. Bununla beraber istihdamını tarihimizin rekorunu kırarak 32 milyon kişinin çalıştığı bir Türkiye'ye getirdi. Tarihinde üretmediği kadar yüksek teknoloji ürünü üretti. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı %80'lerden %20'lere çekti. Eli vicdanına giden hiç kimse 21 yılda Türkiye yerinde saydı diyemez. Türkiye zenginleşmedi diyemez. Gelişmedi diyemez. Veriler ortadadır. Hizmetler de ortadadır. Ve Türkiye
bir güvenlik istikrarına kavuştu. Yıllardır PKK terörüyle uğraşan Türkiye, PKK'nın tarihinin en yüksek ve açık dış desteğini özellikle Amerika'dan aldığı bir dönemde bir yandan PKK ile, bir yandan FETÖ ile, bir yandan DAEŞ ile eş zamanlı mücadele verdi. Allah'a hamdolsun bu mücadelelerin tamamını da kazandı. Düşünün ki bu ülkede anneler PKK'nın kapısına dayandı. PKK'nın şah damarını kestik. Nasıl kestik? Sömürdükleri belediyeleri yeniden halkımızın hizmetine vererek, oradaki Kürt kardeşlerimizin hizmetine vererek bu şah damarını kestik. Biz sadece silahlı terör operasyonu yapmadık. Doğu ve Güneydoğu yeniden iman ederek, yollarını yaparak, parklarını yaparak, suyunu akıtarak, turizmi açarak da aslında en önemli terör operasyonlarını yapmış olduk. Keza şehirlerimizde asayiş konusunda, bilhassa çarşı ve mahalle bekçilerimizle hep birlikte istikrarı sağladık. İşte millet dün Atatürk Havalimanı'nda bu istikrara sahip çıkmıştır. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Zeytinburnu'na bir şeyler. Mesele dönüp dolaşıp aslında çocukluğumuzdaki yerli malı haftasına düğümlenmektedir. Biz çocukken yerli mallar haftası yapardık. O gün geldiğinde okullarımızda sıranın üstünde fındık, kuru üzüm, incir, elma ve armut olurdu. Bugün hamdolsun biz yerli malı haftamızı yapıyoruz. Hem de dün 1.700.000 insanın sadece alanda olduğu, yüz binlerce insanın o mitinge giremediği, yollarda kaldığı, bir yüz binlercesinin de ilçelerden gelemedikleri bu mitingde yaptığımız Atatürk Havalimanı'nda yerli malı haftamızı Teknofest'le yapıyoruz. Bugün andolsun yerli malı haftamızda Atak helikopterimiz var. Yerli malı haftamızda top arabalarımız var. Yerli malı haftamızda siyahlarımız, yağlarımız, kızıl elmalarımız var. Yerli malı haftalarımızda kağanımız var. Yerli malı haftalarımızda gökbeğimiz var. Yerli malı haftalarımızda hürjetimiz var. Yerli malı haftalarımızda hürkuşumuz var. Yerli malı haftalarımızda kendi ürettiğimiz bilişim yazılımlarımız var. Kendi yerli malı haftalarımızda oraya getiremezsek de Sakarya gaz sahasında çıkarttığımız gazımız, Gabar'da çıkarttığımız petrolümüz, Allah nasip edecek Doğu Akdeniz'de çıkaracağımız gazımız var ve bizim yerli malı haftalarımızı Allah'a hamdolsun bugün hep birlikte böyle kutluyoruz. Biliyorsunuz Gabar'da son kuyumuzun adını da Şenay Aybük'e Yalçın koyuldu. Hakikaten bir oh demenin zamanıdır. Hakikaten. Oh oh. Oh bu da birilerine dert olsun. Cumhurbaşkanımızı dergilerine kapak yapanlara dert olsun. Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan Kandil'e dert olsun. Tek derdi PKK'ya hizmet olan HDP'ye bir dert daha olsun. Yıllardır PKK'yı besleyen Avrupa'ya dert olsun, Amerika'ya da dert olsun. Gerçi dün akşam Cumhurbaşkanımızı kapak yapan o dergilere dün İstanbul belki de tarihin en büyük kapağını yaptı. Allah razı olsun. Peki buradan soruyorum. Kılıçdaroğlu seçilse sonra da yerli malı haftası yapsa sıranın üstüne ne koyacak? Ben size söyleyeyim. Bu milletin önüne 300 milyar dolarlık borç koyacak. IMF prangası koyacak. Amerikan mandası koyacak. Koalisyon pazarlıkları koyacak. Erken seçimler koyacak. Yüksek faiz koyacak. IMF'yi koyacak. Amerika'dan görüntülü bağlanıp bize akıl verecek. Bu ülkeyi uzaktan erişimle yönetecek yabancı danışmanlar koyacak. Atatürk Havalimanı'nın kapısına Teknofest değil, Amerikan şirketlerinin adının yazıldığı tabelalar koyacak. Ve aynı zamanda da bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini, evet, Allah muhafaza getirecek, milletin önüne apoyla selam koyacak. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, dün İstanbul'u aynı zamanda
efsane belediye başkanına da sahip çıkmıştır. 1994'te Tayyip Erdoğan bu şehre belediye başkanı oldu. Bu şehrin suyu doğru dürüst akmazdı. Bu şehirde metro yoktu. Bu şehirde modern katlı kavşaklar yoktu. Belediyenin sosyal tesislerinin kapısından içeri giremezdik. Turing diye bir kurma kiralamışlardı ve vatandaşa yasaktı. Hiç kimse lafı eğip bükmesin. İstanbul'u İstanbul yapan, yaşanılabilecek bir hale getiren, herkesin İstanbul'u yapan, halkın İstanbul'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Barajlarıyla, meydanlarıyla, köprülü kavşaklarıyla, tünelleriyle, Marmara'yla, Avrasya'sıyla, metro ve raylı sistem hatlarıyla İstanbul'a gelecek vizyonunu kazandıran, İstanbul'u geleceğe hazırlayan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdiki yönetim de maşallah İstanbul'u spor şehri yaptı. Tabii İstanbullular her sabah spor yapmaya başladılar. Otobüs itiyorlar, metrobüs itiyorlar. Aynı zamanda da eğer itemeseler kalan otobüsleri yürüyerek sabah sporlarını metrobüs yollarında hep beraber tamamlıyorlar. Kışın arabaların yanması hiç olmazsa ısınma açısından belki biraz istifadeliydi. Özellikle yazın yanacak arabalardan uzak durulmasını ben Zeytinburnu hemşehrilerine tavsiye ederim. Çünkü şunu söyleyeyim. Yaptıkları bir tek şey var. Yaptıkları iş, ben bu işi kime verirsem buradan ne elde ederim anlayışı. Abidik gubidik anlayış. Eğer siz otobüslerinin, metrobüslerinin bakımlarını doğru şekilde yapmazsanız, doğru şekilde gerçekleştirmezseniz, geçen gün yine çöp dökme araçlarında çalışan bir hemşehrimizle görüştüm. Dedi ki, rahmetli Kadir Topbaş zamanında 40 dakikada gider döker gelirdik dedi. Şu anda 6 saat 7 saat. Bakınız. 6 saat 7 saat çöp dökme istasyonunda araçlar bekliyorlar. Ya bir adam hiçbir şey mi beceremez? Hiçbir şey mi? Yani hiçbir şey. Bu İstanbul'da haliç kokuyor muydu? İlk dönemde Tayyip Erdoğan'ın zamanında belediye başkanlığına başladığı anda haliç kokuyor muydu? Kokuyor muydu? Biz daha önce son başında oturuyorduk. Evimize misafir gelirdi kıymetli hemşehrilere. Evimize gelen misafirden utanırdık o kokudan. Sanki kokuyu biz icat ediyoruz, biz ürettik diye. Ya acaba ne diyecek giderken misafir, bunların evlerinde haliç kokuyor mu diyecek diye hakikaten endişelenir. Şurada Topkapı var. Topkapı'dan biz minibüslere binerdik, Gazi Osman Paşa'ya giderdik. O zaman bu minibüsler vardı, kesik burun minibüsler, uzun eleman minibüsler vardı. Sıkış sıkış olurdu. O minibüslerde Edirne Kapı'ya gelirdik. Topkapı'dan gelen bir yol, Fatih'ten gelen bir yol, Topçulardan gelen bir yol, aşağı Eyüp'ten gelen bir yol. Bir trafik polisi tam yarım saat orada beklenirdi. Tam yarım saat. Tayyip Erdoğan belediye başkanına geldi. Bir baktık ki bir kazı başladı. Minibüsteki konuşmalarını bugün gibi hatırlıyorum. Dediler ki şimdi 3-4 yıl bu kazı devam eder, yandık. Acaba burada ne yapacaklar? Çünkü daha önce örnekleri var. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında çukurlar kazılır kalırdı. Kimse bir şey yapmazdı. 3 ay içerisinde Edirne Kapı kavşağı bitti. Biz 30 dakikada geçtiğimiz yerden 30 saniyede hızsız diye geçtik. Şimdi yine buradan örnek vereceğim. Şurada Kozlu Mezarlığı var. Topkapı Mezarlıkları var. Adnan Menderes'in rahmetli Özal'ın yattığı mezarlıkları var. Biz rahmetli dedemle o mezarlıklara gelirdik. Bir rahmetli amcamın oğlu vardı. Bir de rahmetli kardeşimizi oraya defnetmiştik. Benim kardeşim. Şimdi orada dedemle gittiğimiz zaman dedem kazmayla ve keserle giderdi mezarlığa. Sebebinin ne olduğunu biliyorsunuzdur. O mezarlığa gidenler bilirler. O mezarlık dikenlikti böyle. İçerisine girmek mümkün değildi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yukarıdan Topkapı civarından geldiğinizde, aşağıdan Aksaray civarından geldiğinizde de
aynı tabloyla karşı karşıya kalırdınız. Nereye gidecek? Eskiden Aksaray yolu çok açık değildi. Rahmetli Özal'ın mezarı oraya yapıldıktan sonra orası daha ziyade açılmış oldu. Daha ziyade yukarıdan minibüslerden inerdik. Yukarıdan Bayrampaşa'ya giren kapının içerisinden aşağıya inerdik. Ve oradaki bütün mezarlıklar diken doluydu. Ya Tayyip Erdoğan geldi, mezarlıklar gül bahçesine döndü. Gül bahçesine. Sadece onun hava kirliydi. Hava temizlendi. İstanbul çöp dağlarıydı. Çöp dağlarından İstanbul temizlendi. Tertemiz bir şey oldu. Şehir oldu. İstanbul'un suyu yoktu. İstanbul suyla beraber buluştu. Bunlar benim hayatıma dokunanlar. Çünkü evimizde küvet vardı. Küvetler Gazi Osman Paşa'da veya su doluydu veya bidonlar veya leğenler. Onu da ifade edeyim. İstanbul'un hemen hemen hepsi, eğer binaların üstünde bir yer varsa su deposu koyarlardı. Burada büyüklerimiz hatırlayacaklardır. Hepimiz su depolarının nasıl yosun tutacağını, üzerinin neyle boyanması lazım geldiğinin üstadı olmuştuk. Su deposunda yosunlar nasıl temizlenecek bunun üstadı olmuştuk. Şimdi Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi ve dokundu. Burada söylemek istiyorum. 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni idare ediyorlar. Hayatımıza dokunan ne yaptılar? Bir tek şey istiyorum. Benim hayatıma şu dokundu ve ben bundan çok memnunum diye. Bir tek. 2. Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara Büyükşehir Belediye tarafından yönetilen bir şehir değil. Kendi kendine yönetilen bir şehir. Durdu Ankara. Hiçbir şey yapılmıyor. Aynen İstanbul'da. Ne yaptılar? Sadece hayal kurdular. Kim Cumhurbaşkanı olabilir? Tam 4 yıldır hayal kurdular. Belediyelerin bütün imkanlarını buna vakfettiler. Bütün çalışmalarını buna vakfettiler. Kim Cumhurbaşkanı olabilir? Kendi kendilerine mücadele ettiler, kavga ettiler, sosyal medyalardan, el altından birbirlerine hakaret ettiler. Bunun her birine millet şahit. Şimdi masaya da kumar masası diyorlar. Kıymetli hemşehrilerim, şunu ifade etmem gerekir. Dünyayı hepimiz takip ediyoruz. Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. Altını size söylüyorum. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı böyle yakaladık. Tam 300 yıldır bu dünyanın başına musallat oldular. Tam 300 yıldır. 300 yıldır her karmaşıklıklarda onların projeleri var. Tam 300 yıldır her süreçte onların muhakkak dahilleri var. Etrafımızdaki coğrafya ateş çekiyor. Yemen, Libya, Lübnan, Irak, Suriye, İran yıllardır Amerikan ambargosunda. Balkanlar, burada Rubel'denin şeyleri var. Ben Balkanlardaki ülkelerdeki muhataplarıma gittiğimde makam odalarına girmeden evvel özel kalemlerinde 2 tane bayrak var. Bir kendi ülkelerinin bayrağı, bir de Amerikan bayrağı. Neyle karşı karşıya kalındığını biliyoruz. Kıymetli bir şeydir. Yıllarca aynısını Orta Asya'da, aynısını Orta Doğu'da yaptılar. Yıllarca bayrak asmadılar belki ama Afrika'yı sömürürken yaptılar. Madenlerini sömürürken, insanların emeklerini sömürürken. Türkiye kurtuluş mücadelesine girerken bunun en önemli adımlarını attı. 11 Eylül'de toplanan Sivas Kongresi'nde, 11 Eylül'de kararları açıklanan Sivas Kongresi'nde bir tartışma oldu. Tam 800 gün boyunca bir tartışma oldu. Bir, Amerikan mandasını savunanlar, Amerikan mandası olmadan, Amerika olmadan biz bu ülkede rahat yaşayamayız diyenler, bir de bizim ezanımız var, bizim bayrağımız var, bizim aile yapımız var, bizim namusumuz var, örfümüz var, adetimiz var, geleneğimiz var. Bize 600 yıllık büyük bir miras bırakıldı. Biz nasıl Amerika'nın tasallutu altında yaşarız diye itiraz edenler tartıştılar. Ve 11 Eylül'de bir karar verdiler. Verilen karar açık ve net. Milletin geleceğini milletin azim ve kararı kurtarır. 2. Manda ve himaye kabul edilemez. Tam 104 yıldır Türkiye bu mücadeleyi vermektedir. Tam 104 yıldır Türkiye rahmetli Menderes bu mücadeleyi verdi, bedelini ödedi. Rahmetli Özal bu mücadeleyi verdi, bedelini ödedi. Demirel 6 kere gitti, 7 kere geldi. Hanımına, ailesine, her şeyine hakaret ettiler. Neredeyse
adım atamayacak hale getirdiler. Rahmetli Erbakan Libya'ya gitti diye yapmadıkları kalmadı. Bir çadırda Kaddafi'nin misafiri oldu diye rejim meselesi haline getirdiler. Burada Başbakanlık'ta Ankara'da bir iftarda hoca efendiler toplayıp iftar verdi diye rejim meselesi haline getirdiler. Bunlar bizim hoca efendilerimiz. Bunlar bizim hayatımızın içindeki insanlar. Niye bunları ötekileştirerek bunu bir rejim meselesi haline getiriyorsunuz? Ben Doğu ve Güneydoğu'da çok icazetlere katıldım fırsat buldukça. Oradaki bütün meleleri, hoca efendileri hepsi o icazetlere gelirler. Hep beraber kürsüye çıkarız. Hep beraber kürsüde inadına, rahmetli Erbakan'a yaptıklarının inadına orada hep beraber fotoğraf çektiririz. Bu bizim Türkiye'miz. Bu bizim insanlarımız. Yıllarca böyle yaptılar. Yıllarca rahmetli Türkeş aynısını yaptılar. Yıllarca Muhsin Yazıcıoğlu'nu ötekileştirerek devam ettiler. Ve tam 21 yıldır hiçbir gün aksamadan, eksilmeden Recep Tayyip Erdoğan aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama bütün bunlarda geçmiş liderlerimizin, bu ülkeyi yönetenlerin belki ülkede bu kadar cesareti olmadığından dolayı karşılık vermekte, verdikleri zaman da o karşılığı devam ettirmekte zorlandığı dönemler olmuştur. Ama Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye 21 yıldır altyapısını tamamlayan ve tahkim eden bir Türkiye oldu. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, aynı zamanda güvenlikte, aynı zamanda enerjide ve aynı zamanda bilişimde Türkiye altyapısını bugün Allah'a çok şükür çok net bir şekilde tamamlamıştır. Otoyollarımız, otobanlarımız yok mu? İzmir otoyollarımızdan birçok otoyolumuz, otobanımız, köprümüz, viyadüğümüz, barajımız, tünelimiz, geçidimiz, her şeyimiz var. Türkiye altyapısının ulaşımına tamamlamıştır. Tamamlarken de bunu küresel bir anlayışa, yani etrafımızdaki coğrafyayla bütünleşecek bir anlayışa tahvil etmiştir. Modern İpek yolunu yeniden ihya ve inşa etmiştir Türkiye. Sağlık altyapımızı tamamlamadık mı? Elbette ki sağlık altyapımızı tamamladık. Enerji altyapımızı tamamlamıyor muyuz? Yenilenebilir enerji, güneş enerjilerinden hidroelektrik santrallerine kadar her birini, aynı zamanda nükleer santralimize kadar, aynı zamanda Sakarya gaz sahamıza kadar, aynı zamanda Gabar'da bulduğumuz petrole, Doğu Akdeniz'de aradığımız petrole kadar. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bu petroller 21 yıldır üremedi herhalde Sakarya gaz sahasına. Daha önce var mı? Ama bunu gerçekleştirebilmek için bağımsız olmak lazım. Bunu gerçekleştirebilmek için senin sistemine çomak sokanları engellemek lazım. Onlara çomak sokma iradesi vermemek lazım. Tayyip Erdoğan birçok şey yaptı. Ama son 21 yıldır yaptığı en önemli işlerden bir tanesi en sonunda FETÖ'de dahil olmak üzere, PKK'da dahil olmak üzere Batı'nın Türkiye'ye elini sokabileceği bütün mekanizmaları kırdı attı ve söktü hatta. Ve ben dün gece mitingden sonra iki tane ayrı ziyarete gittim. Ondan sonra da bir televizyon programı. İkisi de göçmen derneğiydi. Birisi Üsküplerin, birisi Boştakların göçmen dernekleriydi. Ve yanımızda oradan gelen hem genel başkanlar vardı, iki genel başkan. Birisini 35 yıldır tanırım, dostumuzdur. Mamuşa Belediye Başkanı vardı, o da benim çok dostumdur. Ve aynı zamanda da Karadağ'ın bir bakanı vardı, Sosyal Güvenlik Bakanı, o da oradaydı. Her biri ayrı yerlerden, Makedonya Türk Partisi, Boştak Partisi, ondan sonra Mamuşa Belediye Başkanı, Karadağ. Hepsi konuştular, hepsi bir şey söylediler. Erdoğan'ın kaybetmesini, Erdoğan'ın kaybetmesi bizim kaybetmemiz demektir. Erdoğan'ın kazanması bizim kazanmamız demektir. Bunu orada yaşıyorum. Ve oradaki millet, Allah'ınızı severseniz Erdoğan'ı yalnız bırakmayın. Erdoğan'ı yalnız bırakırsanız evladı Fatiha'nı yalnız bırakırsınız diyorlar. Çünkü orada onlara söylüyorlar, diyorlar ki Erdoğan kaybedecek, göreceksiniz diyorlar. Kaybederse görürsünüz de diyorlar. Şimdi kıymetli hemşehrilerim, ilk kez Batı'yı böyle yakaladık. İlk kez Batı'yı pandemi krizinde birbirinden maske çalarken aciz bir şekilde yakaladık. İlk kez Batı'yı Rusya-Ukrayna krizinde Rusya'nın Ukrayna'nın arasına giremeyecek yüzsüzlükte yakaladık. İlk kez çünkü kendileri tahrik ettiler. Çünkü savaşı kendileri başlattılar. İlk kez gıda krizinde Allah'a hamdolsun Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ayağına tıpış tıpış geldiklerinde yakaladık. İlk kez onları Afganistan'dan o uçağın kaçarken
insanların salkım saçak uçağa asılırken o tarihin en zirir fotoğrafıyla bir Amerikan uçağının nasıl kaçtığını hem de yıllarca işgal ettiği bir yerden nasıl kaçtığını görürken yakaladılar. Orayı perişan ettiler. 17 bin hektar alan vardı afyon üretilen, yani eroinin ana maddesi olan afyon üretilen alan. 300 bin hektara çıkarttılar. Bunu bilerek yaptılar. Bunu bilerek gerçekleştirdiler. Bütün dünyayı uyuşturucuyla uyuşturmak için bunu yaptılar. Ve bunu bilerek gerçekleştirdiler. Ve 11 Eylül 1919'da verilen kararın ne kadar isabetli olduğu. Allah korusun. O gün Amerika Türkiye'ye girmiş olsaydı, Türkiye diye bir yer kalmazdı. Değerlerinden tamamen arınmış, tamamen aile yapısından kopmuş, Müslümanlıktan bir vesileyle uzaklaştırılmaya çalışılmış, etrafındaki coğrafyanın her birinin acıyarak baktığı bir Türkiye olurdu o Türkiye. En önemli kararlardan birisi verilmiştir. Ama size bir örnek daha vereyim. Dün akşam televizyonda da söyledim. 1915'te dünyanın en büyük direnişlerinden birisini gerçekleştirdik. Tarihimizin en şanlı direnişini gerçekleştirdik. Ama 1917 yılında şurada 40 kilometre, 50 kilometreye kadar geldiler. Ellerini ve kollarını sallayarak geldiler. Ben 15 Temmuz darbesinde yapamadıklarını bu seçimde yapmak istiyorlar derken, kendi sözümü söylemiyorum, Biden'ın sözünü söylüyorum. Amerikan Başkanı 2019 tarihinde tüm dünyaya açık bir şekilde Erdoğan'ı cezalandırmamız lazım diyor. Tüm dünyaya açık bir şekilde bizim sözümüze uymadı diyor. Biz ona terör devleti dedik, terör devletini bize kurdurmadı diyor. Bu kadar açık ve net. Kıymetli hemşehriler, kıymetli zeytin bununla. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. İlk kez aciz yakaladık. İlk kez vizyonsuz yakaladık. İlk kez yönsüz yakaladık. Onların seçimlerine %45-50 katılım oluyor. İtibar etmiyorlar devlet adamlarına ve siyasetçilerine. Bizim seçimlerimize katılım %85-90 arası olur. Tamamen kaybetmişler. Dengelerini kaybetmişler. Devletle millet arasındaki bağı kaybetmişler. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. Fransa'da, Avrupa'da olan olaylara çaresiz kalabilecek bir şekilde ilk kez Batı'yı yakaladık. Korkularına teslim olmuş bir şekilde ilk kez Batı'yı yakaladık. Biz bunu yakalamışken de Türkiye'ye 100 yılda bir gelebilecek liderle beraber Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yakaladık. İlk kez altyapımızı tamamlamış bir şekilde yakaladık. İlk kez değerlerimizle buluşmuş bir şekilde yakaladık. İlk kez geleceği planladığımız, bu ülkede 2002 yılında 3 ay ölü görülmüyordu Türkiye. Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Tayyip Erdoğan 2023 dedikleri zaman burun kıvırdılar. Bugün 2023'teyiz. Türkiye altyapısıyla beraber 2023'e giriyor. 5-6 yıl güçlendi Türkiye. Tayyip Erdoğan 50 yıllık bir vizyon koydu. 2053'te. 5-6 yıl daha güçlendi Türkiye. Tayyip Erdoğan 2071 dedi. 70 yıllık bir vizyon koydu. Ve Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye'ye biraz daha güçlendi. Bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor ve Türkiye 100 yıl diyor. 2023'ten 2123'e kadar bir perspektif. Elbette ki bunun bedeli olacak. Tam 12 yıldır Türkiye bu bedelleri ödüyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-8 Ekim olayları, Doğu ve Güneydoğu'nun yakılıp yıkılması, ardından 15 Temmuz darbesi, dolar saldırıları, döviz saldırıları, terör devleti, terör koridoru saldırıları, aynı zamanda dünyanın en büyük göç dalgası. Bunların altından reis kalktı. Bunların altından Türkiye kalktı. Reis gemiyi karaya oturtmadı. Reis aynı zamanda gemiyi dalgalara teslim etmedi. Reis aynı zamanda evet gemiyi selametle buralardan çıkardı ve istikametine doğru devam ettiriyor. Türkiye istikametinden vazgeçmedi. 2023 dedi, 53 dedi, 71 dedi. Allah'a çok şükürler olsun. 2000, şimdi 123. Cumhuriyet'in 100. yılını hep beraber idrak edeceğiz ve Cumhuriyet'in yeni 100. yılını hep beraber 100 yıllık bir süreçle hep birlikte adım atacağız. Elbette ki bunu istemeyebilirler. Türkiye tam bağımsızlık yolunda yürümektedir. 1 trilyon dolar Türkiye'nin dış ticaret açma olacak. Türkiye'nin 16 bin dolar kişi başına gelir seviyesi olacak. %60 daha Türkiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde zenginleşecek. Bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar. Bu kadar basit. Bu kadar da net. Aynı zamanda Türkiye istihdamını inşallah
36 milyona çıkartacak. Türkiye 5 milyon, 6 milyon yeni insanın iş bulduğu bir ülke daha olacak. Türkiye turizm gelirini 100 milyar dolara çıkartacak. Türkiye altyapısını yapmıştır. Şehir hastaneleri yapıldığı zaman bu ülkede Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak, Cumhurbaşkanımızı suçlayarak bunun hesabını soracağını söylemiştir. Amerika pandemide ve salgında Avrupa'da ölüme terk etmiştir insanları, yaşlarını, büyüklerini. Bizler de 5 yıldızlı hastanelerde var. Bu kadar basit. Burada senin topluyorum dedi var. Burada gönüller var. Her biriniz şahitsiniz. Pandemi döneminde huzur evlerinde yüzer yaşlarını öldürürken biz yaşlarımızın evine bekçilerimizle, polislerimizle, memurlarımızla, öğretmenlerimizle, imamlarımızla, kaymakamımızla, belediye başkanımızla maaşlarını bağladık, çektik, getirdik. Ev alışverişlerini yaptık, market alışverişlerini yaptık, pazar alışverişlerini yaptık. Hepiniz şahitsiniz. Yetmedi ilaçlarını getirdik. Yetmedi evde bakım, sağlık hizmetlerini yaptık. Hepsini gerçekleştirdik. Türkiye zenginleştikçe değerlerini yitiren bir ülke değil. Türkiye büyüdükçe Ayasofya gibi değerleriyle buluşan ve bütün dünyaya haykıran bir ülke. Biz Ayasofya'yı, Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı sadece 5 vakit namazın kılınması, orada selaların ve ezanların okunması için açmadık. Bunu çok net altını çizerek söylüyorum. Ayasofya bizim Allah'ın izniyle bütün dünyaya salladığımız bayrak ve tam bağımsızlık sembolümüzdür. Bu ülkenin ayağa kalkışı, bu ülkenin bayrak sallaması. Şimdi bunların hepsini tersine döndürmeye çalışan, altımızda hemen bir terör devleti kurmaya çalışan, hemen tutsakların serbest bırakılabileceğini ifade eden, yani Selo'nun ve Apo'nun serbest bırakılacağını ifade eden, aynı zamanda da FETÖ'nün devlete yeniden devletin başına ve devletin kurumlarına geleceğini hem de korkmadan, çekinmeden KHK maskesiyle anlatmaya çalışan bir karşı tarafla hepimiz imtihan oluyoruz, sınanıyoruz. Ya biz Müslüman bir milletiz. Değerlerimize bağlı bir milletiz elhamdülillah. Aile yapımız var bizim, bizi ayakta tuttu. Bunca sıkıntının içerisinden geçtik. 6 Şubat depremini yaşadık. Oradan evet belediyelerimiz, kaymakamlarımız vasıtasıyla, kredi yurtlar kurumu vasıtasıyla insanlarımızı, afetzedelerimizi buralarda misafir ettik. Ama kendi akrabasına gidip aylarca orada kalanlar da var. Biz aile yapısı güçlü bir milletiz. Tutturmuşlar Türkiye'ye LGBT'yi getirecekler. Yani Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirecekler. Aynen bunu yapacaklar. Neden? Söyleyeyim. Bunun bir tek sebebi var. Tek tip insan istiyorlar. Dini tek tip olan, kültürü tek tip olan, anlayışı tek tip olan, aile yapısı tek tip olan bir insan istiyorlar. Cinsiyetsizleştirmek istiyorlar her tarafı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Müslümanlığı FETÖ üzerinden Hristiyanlığa yaklaştırmaya çalıştılar. Bunu beraber yaşamadık mı? DAEŞ üzerinden dünyada Müslümanlığı kötü gösterip bunun değişmesi lazım geldiğini ifade etmeye çalıştılar. DAEŞ kimindir? Amerika Rusya'ya karşı Afganistan'da El-Kaide'yi oluşturdu. El-Kaide'nin türevidir. El-Kaide'den çıkmıştır DAEŞ. FETÖ'yü oluşturdular. FETÖ'yü aynı şekilde oluşturdular. PKK'yı oluşturdular. Bizim Müslümanlıkta en güçlü yerlerimizden birisi Doğu ve Güneydoğu. Medreselerimizle, oradaki insanlarımızla beraber. PKK'yı oluşturmanın sebebi orada Müslümanlığın otağı direklerinden bir tanesinin eksilmesini sağlayabilmektir. Bu kadar açık ve nettir. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak. Hani dedim ya demin, Tayyip Erdoğan 21 yılda Batı'nın Türkiye içerisine sızmış bütün kurumlarını ve kuruluşlarını söktü attı diye Tayyip Erdoğan başka bir şey daha yaptı. Batı ile Doğu'yu birleştirdi. Macif talihi diye. Önemli bir işte bu. Bu ülkede 21 plakalı araba Diyarbakır'da neredeyse yok denecek kadar azdı. İnsanlar korkarlardı şehir dışına çıkarız da başımıza bir iş gelir diye. 34-06-35 plakalı arabalar oldu. Bu en iyi Diyarbakırlılar bilir, en iyi Mardinliler bilir, en iyi Vanlılar bilir 65 plakayı. Ama şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde öyle bir Türkiye oluştu ki herkesin istediği gibi özgür seyahat edebileceği, kimsenin kimseye dokunamadığı, dindarım ben dindarım dediği, Kürdüm ben Kürdüm dediği,
Aynı zamanda Alevi'nin de ben Alevi'yim dediği bir Türkiye oluştu. Huzur daha fazla oldu. 24 saat huzur var Türkiye'de. Tabii birileri gidip tarihler yapmazsa, parmak basmazlarsa insanları tarih etmezler seni. Onun için kıymetli hemşehrilerim, şunu ifade etmek istiyorum. Tarihin bir dönemecindeyiz. Bir yol ayrımındayız. Ya Türkiye yüzyılına adım atacağız, ya geçmiş yüzyılda maalesef her 10 yılda bir yaşadığımız darbelerle, %8 binlik faizlerle, körüklenen ekonomik krizlerle, bir annenin iki kızı, biri başı açık, biri başı örtülü, birbirinden ayıran o melun anlayışla hep beraber karşı karşıya kalacağız. O kadar açık verendir. Terfi milletimizindir. Dün milletimiz bir işaretini vermiştir İstanbul'da. Bütün Türkiye'de. Aynen Kayseri'de de vermiştir. İstanbul'da da vermiştir. Kıymetli hemşehrilerim, şunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Son bir haftaya giriyoruz. Bir gencimizle seçim üzeri sohbet ederken bir 20 dakika ayaküstü beraber sohbet ettik. En sonunda dedim ki, dünyada kendimizden mi ibaretiz? Dedi ki, değil, kendimizden ibaret değiliz. Annemiz var değil mi? Var. Babamız var, kardeşlerimiz var. İlkokulda, ortaokulda, lisede okuduğumuz arkadaşlarımız var. Cenazesine katıldığımız, katılacağımız insanlar var. Sadece kendimiz için değil. Herkes için düşünmeliyiz. Gelecek nesiller için. Ve etrafımızdaki herkese bunu anlatmalıyız. Herkese bunu anlatmalıyız. Herkes. Yerli malı haftasını büyük bir gururla kutlayan, büyük bir gururla kutlayan, teknofestlerde yüzyıllarca kutlayacak, her yeni yıl geldiğinde yeni bir milli gururla karşılaşacak bir Türkiye ihtiyaç olduğunu hep beraber görüyoruz. Sadece bizim ihtiyacımız yok. Burada Türk dünyasının temsilcileri var. Sadece bizim ihtiyacımız yok. Burada Balkanlarda bulunan arkadaşlarımız var, hemşehrilerimiz var. Sadece bizim ihtiyacımız yok. Orta Doğu'da ihtiyaç var. Sadece bizim ihtiyacımız yok. Dünyanın her tarafında bunlar haksızlık, maalesef bunlar adaletsizlik ortaya koyuyorlar. Tayyip Erdoğan'ın bir sözü bütün dünyada mâkes bulmuştur. Dünya beşten büyüktür demiştir. Evet, dünya beşten büyüktür. Biz sadece 780 bin kilometre kareye, sadece Türkiye'ye bir seçime gitmiyoruz. Biz ilahi kelimetullah'ın bütün dünyaya nakledileceği bir seçime gidiyoruz Allah'ın izniyle. Biz inşallah hep beraber nizama, aleme hep birlikte dokunabileceğimiz o anlayışlarımızın, ülkelerimizin yeniden bütün milletimizle buluşacağı bir seçime gidiyoruz. Biz neye gittiğimizin farkındayız. Ama biz farkında olduğumuz kadar bizim karşımızdakiler de neye gittiğimizin farkındalar. Onun için kıymetli Zeytinburnu hemşehrilerimiz, biz birbirimize benziyoruz. Bensin kardeşinizin. Nasıl çocuk yetiştiriyorsanız ben de öyle yetiştim. Anneler nasıl yetiştirmezse ben de öyle yetiştim. Gazi Osman Paşa'nın bir ilkokulunda okudum, ortaokulunda Eyüp'ün okudum, Gazi Osman Paşa'nın bir lisesinde okudum, İstanbul'da bir üniversitede okudum. Bu değerlerle bezendim. Camideki hocamız öğretti, okuldaki öğretmenimiz öğretti. Rahmetli dedemizin dibinde, dizinin dibinde öğrendik. Biz bu harekete bağlıyız. Bizim mitinglerimizde, bizim toplantılarımızda ay yıldızlı bayrak var. Ama onların gittiği toplantılarda hep beraber gördük Van'da, Sele'ye özgürlük naralarıyla HDP'li bayraklar var. Kimin kimle işbirliği yaptığı bellidir. Benden daha fazla neredeyse kampanyayı bugün Kandil yapmaktadır. Bir tek otobüs tutup Türkiye'de gezmektedir. Terörü diz çökerttik. Şunu söyleyeyim. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında var olan 85 teröristle tasfiye edilecek ve bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Ama sadece hesabımızda değil, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yine Allah nasip edecek, orada da bir toplu iğne ucu kadar terör alanı bırakmayacağız artık. Amin. Bırakmayacağız. Yine o kadar değil. Yine Allah nasip edecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Afganistan'a huzur gelmesini, Kabil'e, Bağdat'a barışın gelmesini, Pakistan İslamabad'a, aynı zamanda Şam'a, aynı zamanda etrafındaki coğrafyada bütün şu anda mazlum ve mağdurların yarınlara umutla bakabilmesinin kapısını da Türkiye 100 yıl kapısı açacaktır.
Büyük bir yolculuğu almıştır. Hep beraber büyük bir yolculuğu almıştır. Ben bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben sizin kardeşinizim. 7 yıldır bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. 7 yıla yakındır. Ben bakanlığımın herhangi bir konforlu bugüne kadar yaşamış değilim. Altını izleyerek söylüyorum. Milletimizden ayrıldınız. Milletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan ayrıldığınız tek bir dakikamız söz konusu değildir. Terörden, terörle mücadeleden, uyuşturucuyla mücadeleye kadar aynı zamanda asayişe kadar, aynı zamanda sellere, yangınlara, afetlere, depremlerde milletimizin yanında olup onların yaralarını sarmaya kadar ve birçok yaptığımız işe kadar ifade etmek isterim ki bu 7 yılda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmamak, hem milletimizi yüzünü ak edebilmek için elimizden gelen bütün gayreti bu koyduk. Ama bunun karşılığında elbette ki bir şey söylemez ama bir tek şey istiyoruz. Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanettir. Ben bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. İnşallah pazara kadar çoluğumuza, çocuğumuza, yakınlarımıza, dostumuza, esnaf arkadaşlarımıza, her birimize Türkiye yüzyılın kapısını açabilmek için hep birlikte telkinlerimiz, davetlerimiz, tebliğlerimiz hep beraber devam etsin. Tekrar bu güzel sabahta bir arada olduğumuz için başta ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, burada bulunan değerli il başkan yardımcısı arkadaşıma, aynen değerli milletvekili adayı arkadaşımıza, bütün sivil toplum örgütlerine, hem şehri derneklerine, spor kulüplerimize, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyor, sizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Allah razı olsun. Efendim, Sayın Bakanımızla konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gündemizden Sayın Bakanımıza hediye takdim etmek üzere. Abi otursanıza. Başkanım. Karavati Vakfı adına. Başkanım oturun. Abdülkerim Turdi ve Salih Palman'ı sahneye davet ediyoruz. Hızlıca buyursunlar lütfen. Abi. Sayın Bakanım, takdim edilecek olan hediye 3 ayda 14 renk kök boyası ile yapılan el dokuması bir yün halıdır. Arz ederiz efendim. Alo. Şu kim ya? Hocam indirsene şu telefonu. Hocam. Şş, alo. Evet, bu ön taraftan geçiş yapmazsan mutlu oluruz. Ve yine Mehmet Akmurat ve Hamit Dinçer bir hediye takdim edecekler. Buyursunlar lütfen. Afganistan Dernekler Birliği Genel Başkanı Mehmet Akmurat ve Turan Soydaşları Federasyonu